Tüm dünyada 50 milyondan fazla süt ineği çiftlik yetiştirme koşulları altında yaşamaktadır. Süt vermesi için ineğin buzağılaması gereklidir. Şu anda çiftliğimde 500 süt ineğim var. Daha fazla ineğin süt vermesi ve verimin artması beni memnun eder ama ne yazık ki tekrar çiftleşmemeleri yüzünden istediğimden daha fazla ineği değiştirmek zorunda kalıyorum. Fertilite, süt ineği çiftlik işletmeciliğinde önemli bir konudur. Düşünün. Her yıl 175 ineği değiştirmek zorundayım. Bu da işletmem üzerinde çok büyük bir olumsuz etki yaratıyor. Her yıl 50 milyon süt ineğinin %35'i değiştirilmektedir. Bu da yılda 18 milyon ineğin sürüden ayrılması anlamına gelmektedir. Bunları sıraya dizdiğinizde 42.750 kilometre süt ineği elde edersiniz. Bu da dünyanın çevresini bir kez dolaşmak demektir. Makul bir sürenin sonunda gebe olmayan inekler ıskartaya ayrılmaktadır. İstatistikler tüm dünyada ineklerin %26'sının fertilite sorunları nedeniyle ıskartaya ayrıldığını göstermektedir. Bu oran 5 milyon süt ineğine eşittir. New York ile Yeni Delhi arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. Iskarta'ya ayrılan her inek için maddi kayıp 500 euro tutarındadır. Bu rakam 5 milyonla çarpıldığında tüm dünyadaki maddi kayıp 2,5 milyar euro düzeyine ulaşmaktadır. Bu 5 milyon süt ineğinin yerini 5 milyon buzağı almalıdır. Bir buzağının ortalama maliyeti 1200 eurodur. O halde tüm dünyadaki süt ineği yetiştiricileri için 6 milyar euro tutarında bir değiştirme maliyeti elde ediyoruz. Fertilite sorunları büyük oranda besinden kaynaklanır. Fertiliteyi en yüksek düzeye çıkarmak için inekler karotene ihtiyaç duyarlar. Beta karoten, süt inekleri için fertilite vitaminidir. Hayvanın overinde birikmekte ve burada hormonların sentezinde rol oynamaktadır. Östrojen, pregosteron, ovülasyon ve embriyonun korunması için gereken önemli hormonlardır. Testler, fazladan beta-karoten alımının gebelik oranını arttırdığını ve düşük oranını azalttığını göstermektedir. Peki, hepsi bu kadar mı? Normal olarak bir ineğin her yıl bir buzağısı olmalıdır. Bunu sağlamak için buzağılamadan sonra her oestrus siklusunda ineğin tekrar çiftleşebileceği yalnızca iki uygun dönem vardır. Ve her siklusta çiftleşme için optimum zaman aralığı yalnızca 12 saattir. Her zaman ineğin kızgın olduğu bu aralığı kaçırıp buzağılama aralığını 21 gün uzatırım ve bu da maddi kayıp demektir. Beta-karotenin bir başka yararı, ineğin daha güçlü kızgınlık belirtileri göstermesi ve dolayısıyla tohumlamanın doğru zamanda gerçekleştirilebilmesi için yetiştiriciye yardımcı olmasıdır. Bu durum, işletmenin karlılığını nasıl arttırabilir? Kaçırılan bir östrus siklusu, buzağılama aralığını 21 gün uzatmaktadır. Süt verimine ve süt fiyatına göre buzağılama aralığındaki her bir günlük uzatma, yetiştiricinin süt gelirini inek başına 5 euro tutarında azaltmaktadır. 5 milyon inek 21 gün daha erken tohumlanabilirse kazanç 525 milyon euro olacaktır. Ve tüm dünyadaki 50 milyon süt ineği için bu rakam fazladan 5 milyar 250 milyon euro tutarında bir kazanç ifade etmektedir. Sürü değiştirme oranını %20 azaltabilirsem,
Her yıl sürümden ayrılan inek sayısındaki azalma 35 olacaktır. Bu bana 42 bin euro kar sağlayacaktır. İneklerimi bir Ostrus siklusu daha erken doğumlamam, sürümden günde yaklaşık 500 kilogram daha fazla süt almam ve yılda 53 bin euro fazladan gelir elde etmem anlamına geliyor. Ya toplam kazancım? Yaklaşık 95 bin euro. Akıllıca bir iş, öyle değil mi?